dünyasının ünlüleri bir makyaj markasının davetinde buluştu. Daha çok akşamları yani yapıyorum. Gündüzleri çok tercih etmiyorum ama sevdiğim bir şey makyaj. Toprak tonları kullanmayı seviyorum. Çok böyle renkli farlar falan kullanmayı sevmiyorum. Ben daha çok renk kullanmayı sevdiğim için daha özel eventlerde falan biraz daha böyle değişik renkli makyaj yapmayı seviyorum. Yüz yapıma göre tercih ediyorum. Saç tonuma göre renkleri tercih ediyorum. Kendi yüzümü zaten çok iyi sanıyorum. Bu kapsamda da doğru ürünlerle makyajımı tamamlamaya çalışıyorum. Cilt bakımının temizliği, parlaklığı benim için çok çok daha önemli oluyor. Makyaj da işin tamamlayıcı kısmı oluyor. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'la karşılaşıyoruz. Aslıhan Hanım nasıl makyaj yapıyor, makyaj yaparken nelere dikkat ediyor? Özel olaylarda belki yemeğe gittiğim falan zamanlar ya da bir event varsa kasmanla yerken o zamanlar daha çok akşamları yani yapıyorum. Gündüzleri çok tercih etmiyorum ama sevdiğim bir şey makyaj. Daha soft yapıyorsunuz sanırım. Çok da soft yapmıyorum aslında. Ben hatta bu konu üzerinde böyle bayağı bir duruluyordu. Hani makyaj yapmayı çok seviyorsun, çok yapıyorsun falan diye. Aslında çok soft yapmıyorum ama belirli renkler, belirli tonlar, belirli malzemelerim var. Hep onlarla yani çok değiştirmiyorum makyajımı. Aslıhan Hanım henüz 1 yaşında olan oğlunu öperken bile makyajına dikkat ediyor. Onunla zaman geçirirken ona dikkat ediyorum. Çünkü tabii ki bir noktada onunla böyle onun cildi çok hassas olduğu için onu öperken koklarken birazcık özen gösteriyorum o mevzuya. Genelde evde gittiğim zaman makyajım varsa çıkarıp ondan sonra onunla oynamaya başlıyorum. Çünkü dediğim gibi çok hassas cildi, zarar görmesini istemem. O sebeple birazcık dikkat ediyorum. Yani yapmasam problem olabilir çünkü. Bir de sizin bir kıyafet koleksiyonunuz çıkacak, ondan da biraz bahseder misiniz? 2-3 hafta içerisinde çıkarmayı düşünüyorum. Annemin markasını hazırlayacağım bir koleksiyon. Sadece siyah renkten oluşacak. Böyle kapsül koleksiyon gibi bir şey diyelim. 23-24 parçadan oluşuyor. Öyle bir denemek istedik annemle beraber. Onun koleksiyonuna birazcık zıt çünkü o biraz renkli. Ben böyle daha siyah, daha basic şeylerden oluşan bir koleksiyon hazırlıyorum. Bakalım güzel olacak diye düşünüyoruz. Peki Hamza Arda dedik, makyaj dedik. Acaba Aslıhan Doğan böyle bir de kız çocuğu olsun ister mi? Ya ben çok istiyorum. Hayırlısı. Onunla böyle makyaj zaten yapıp süslenip püslenip. Ya kız çocukları biraz öyle oluyor. Bakalım hayırlısı. Yani kardeş istiyoruz ama kız erkek Allah biliyor tabii ki. Tabii, sağ olun. Aynen, aynen. Ben teşekkür ederim, çok mersi. Cemiyet Dünyası'nın diğer ismi Yasemin Özilhan'ın yanına gidiyoruz şimdi de. Yasemin Hanım'ın günlük hayatında makyajın yeri nedir acaba? Günlük hayatta yapmıyorum. Hani dudağımı bir üstürüyorum. Yapmayı da bilmiyorum açıkçası. Yani bir eyeliner çekmeyi hala öğrenemedim. Kadınların ortak sorunu. Aynen. Kimi yapabilen çok güzel yapıyor. O hani ben o kadar kuvvetli değilim makyaj konusunda. O yüzden genelde yapmıyorum yani. Parlatıcı, hani böyle bir nemlendirici bir şey sürüyorum. Renklendirmek evet, adına. Peki modayı mı takip edersiniz makyajda, yoksa bana ne yakışıyorsa onu yaparım mı dersiniz? Modayı mı yoksa makyaj? Evet. Yani moda neyse. Makyajı mı? Evet, aslında makyajla ilgili hiçbir fikrim yok. Yani çok hep aynı yaptığım için toprak tonları kullanmayı seviyorum. Çok böyle renkli farlar falan kullanmayı sevmiyorum. Dudak renginde daha bana yakın olan dudak pembe rengini daha tercih ediyorum. Aynen. Kendisi pek makyajla ilgilenmese de büyük kızı Emine makyaj yapmayı bakın nasıl öğrenmiş. YouTuberlar böyle bir makyaj videoları falan koyuyor, sürekli onu izliyor. Bir gün makyaj yapıp gelmiş ama yani ben çocukken yaptığımda makyaj atıyorum böyle mavi far sürerdim, işte kırmızı ruj sürüp gelirdim. O kadar güzel yapmış ki böyle çok bazı biliyor mesela, diyor ki baz sürmen gerekiyor anne altına falan diyor. Benim bazım yok, Emine'nin bazı var. Yani bana gelen bir şey hediyeyi ona vermiştim. Bu çok güzel soft renkler yani, güzel yapıyor. İnternette olunca her yerden öğreniyor çocuk. Evet. Böyle beyaz yapmış, parti sürüp rimel sürmüş böyle gözlerinin içine. İnce detayları da unutmamış. Hiç böyle var mıdır hayaliniz, işte anne ve kızları süslenip püslenip davetlere gideceğiz, gezeceğiz? Hayır, büyüdüklerinde ama çok süsleneceklerini sanmıyorum yani, yine sade olurlar da. Onlar da daha duru ve soft olur o zaman. Herhalde. Yasemin Özilhan'a bu samimi sohbet için teşekkür ediyor ve Dila Tarkan'ın yanına gidiyoruz.
Günlük hayatta pek makyajla arası iyi olmasa da özel günlerde makyaj konusunda oldukça iddialı Dila Tarkan. Ya makyaj yapmayı aslında seviyorum ama günlük hayatımda çok kullandığım bir şey değil. Hani ben daha çok renk kullanmayı sevdiğim için daha özel eventlerde falan biraz daha böyle değişik renkli makyaj yapmayı seviyorum. Patlatmayı seviyorum. Aynen aynen. Genelde rujlarda da böyle renkli değişik, hani ruja ilgi çekmeyi severim. Makyaj trendlerini de takip eden Dila Tarkan'ın tercihleri ne oluyor peki? Biraz karışık açacağız. Çok klasik şeyleri sevmediğim için trendleri yakından aslında takip ederim. Ama onun dışında hiç trend olmayan bir şeyi sadece ben bir yerde görüp beğendiysem de uygularım yani. Biraz o kalıplarım çok yoktur yani. Peki var mı böyle makyaj uygulamasını beğendiğiniz ünlü hanımlar veya beğenmedikleriniz? Ay açıkçası yok çünkü makyaj böyle... Hani ben biraz daha moda ağırlıklı, ya modaya daha düşkün olduğum için hani spesifik makyaj olarak çok takip ettiğim biri yok. O yüzden yok yani. Aynen. Cemiyet ve iş dünyasının ünlülerinden Zeynep Toker ve Lale Danışman'la beraberiz şimdi de. Makyaj yapmak onlar için ne kadar önemli? Sevsek de sevmesek de mecburen yapıyoruz ama genelde seviyorum diyebilirim. Yoktur herhalde. Neler söyleyeceksiniz Lale Hanım? Keyifli bir işbirliği olmuş. Ben de en değerli giysimiz cildimiz diyerek kaliteli ürün kullanmaya özen gösteriyorum. Markanın da ürünleri zaten hepsi birbirinden güzel ve değerli. Evet, bu kapsamda güzel bir işbirliği olmuş. Peki makyaj yaparken zorlandığınız bir uygulama var mı? Kadınların çoğu eyeliner çekmekten çok şikayet. Eyeliner de bayağı sıkıntı. Hala sıkıntı. Çözemedim o işi. Yani mesleğim gereği zamanla yarıştığım için araba kullanırken eyeliner çekebiliyorum. Artık öyle bir kabiliyete. Sana sahibim, sabah kurslarına geleyim. O kadar zamanla yarışıyorum ki gün içinde. Mecburen arabada tamamladığım zamanlar oluyor makyajımı. Pelin Kaya'nın yanındayız şimdi de. Pelin Kaya makyaj konusunda oldukça bilgili. Ben tabii yani işim gereği sevmiyor olsam dahi mutlaka bu dünyanın içindeysiniz. Bir şekilde makyajla haşır neşir olmak durumunda kalıyorsunuz. Daha çok bakım, cilt bakımına yönelmiş durumda. Cilt bakımının temizliği, parlaklığı benim için çok çok daha önemli oluyor. Makyaj da işin tamamlayıcı kısmı oluyor.